sen şaka. Kızım, Nimet'le yol boyu fısır fısır ne konuştunuz ya? Hadi babayı da söyleyin, babiş de öğrensin ama merak ediyorum be yavrum. Ne oldu Nimet, ne oldu kızım? Ya baba sen neden buraya geliyorsun şu anda ya? Ya ben okuldayım, sen beni bıraktın zaten okula. Artık gider misin lütfen? Benim buna tek başıma kalmam gerekiyor. Artık beni bırakmayın, git artık baba. Siz yoksa Yeter'e baskı mı yapıyorsunuz İbrahim amca? Ha? Yoksa siz kızını denetleyip onun özgürlüğünü kısıtlayan toksik bir baba mısınız? Hı? İblis seçme Nimet. Kızımı bana karşı doldurma. Ben tabii ki kızının özgürlüklerine saygı duyan bir babayım ama... Şimdi bu ergenliğe girildiğinden beri bir şeyler paylaşılmıyor, bir şeyler böyle gizli saklı ilerliyor yani baba olarak. Onu korumak adına merak edip soru soruyorum. Ya. Ya adı üstüne ben ergenliğe giriş yaptım tamam mı? Şu anda zaten bak değişik bir tipim, anlatabiliyor muyum? Lütfen git baba artık buradan. Buradan artık gider misin ya? Benim bireyselliğime saygı duyar mısın lütfen? Lütfen artık buradan gider misin ya? Tamam ya, ay! Av görmüş başlığı sırttan gibi bağırıyorsun, dur tamam. Yeter! Seninki geldi! Seninki geldi. Şaka yapıyorsan, şaka yapıyorsan, şaka yapıyorsan. Şaka yapıyorsan, şaka yapıyorsun, şaka yapıyorsan. Seninki dedi, seninki kim dedi, kim? Seninki kim? Ona mı dedin, seninki diye? Oğlum kim, kim? Ya sen neden beni sorguluyorsun? Burada arkadaşlarımla beraberim ve burada çok özel bir hayatım var benim. Sonuçta burası benim çok özel bir anım. Artık gider misin lütfen? Beni rezil ediyorsun ama. İşte dediğim gibi, toksiksin İbrahim amca, toksiksin. Asıl toksik sensin. Tamam, tamam. İnşallah yeterli küsersin kızım sen. Gidiyorum tamam. Duyan gören de beni kızına sürekli böyle sorular sorup merak eden, sık boğaz eden bir baba zannedecek. Hadi görüşürüz. Baba gider mi sen burada? Hadi bay. Git artık diyorum, hala oyalanıyorsun burada. Kızlar. Çok heyecanlıyım ya. Ay gene gördüm onu. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Kantinde duruyor, o kadar havalı ki Mustafa. Gerçekten inanılmaz derecede onu beğeniyorum ya. İçimde bir şeyler oluyor. Bir şey söyleyeceğim. Ne dedi biliyor musun Tufan'a? Ne dedi? Yeter, sınıfın en güzel kızı dedi. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Ben ona inanmıyorum. Bana çok güzelsin demiş Nimet. Bence sen boşuna seviniyorsun Yeter. İbrahim amca gibi böyle beni denetleyip... boğazımı sıkan toksik bir babam olsaydı... yani ne Mustafa'nın ne de bir başka erkekle sevgili olabilirdim. Aynı senin gibi. Ne? Bence sen biraz artık fazla abartmaya başladın. Yani babam beni okula bıraktı diye bu kadar ön yargılı davranman gerekmiyor. Sonuçta o benim ergenliğime çok saygı duyan biri. Ve beni gerçekten çok seviyor. Hmm. Her zaman da beni özgür bırakır. Hmm. Ayrıca kendisi benim Mustafa'yla olan ilişkime hiçbir şey de demez. Hmm. Selam! Ece Naz, benim Manisa'dan ikinci göbekten akrabam olur. İkinci göbek mi? Bunda en az 10 göbek var. Aa, harika bir mizah gerçekten. Manisa'da böyle iri kıyım kızlar popüler, tamam mı? Senin bu sıskalıkla bence pek de bir şansı yok Manisa'da. Denyo! Ece Naz, sana bir şey sorabilir miyim? Senin şu anda burada ne işin var acaba? Kuzeş! Ya benim babamgillerin burada işi varmış İstanbul'da bir günlük. Ben Manisa'da da aynı kolejde okuyorum. O yüzden bir günlüğüne misafir öğrenci olarak geldim. Harika değil mi? Hiç harika değil. Hem de hiç değil. Ben sana dargınım, tamam mı? Geçen seferinde benim sevgilim benim elimden almaya çalıştın ama. Ve bu hiç hoşuma gitmedi. Ben seninle konuşmuyorum. Ben de konuşmuyorum. Aa, kızlar! Değil mi? Saçmalıyorsunuz ama ya. Yeter! Ben onu neden yaptım, sen biliyor musun? Neden yaptım? Anlatacağım ama. Anlatacak mı anlat? Anlatacağım ama dinleyeceksen. Eğer bana anlatacaklar, ben dinlerim. Dinle ama ben hak ver. Ben sana hak vermek istediğini dinlemem lazım önce. Tamam, anlatacağım ama ben de sözünü kesme. Tabii ya, sen bana konuşacaksan ben seni dinleyeceğim. Ama sen benimle konuşmasan ben seni nasıl anlayacağım ki? Ama ben anlatacaksan ben seni dinleyeceğim. Tamam, anlatacaksan ben seni dinleyeceğim. Hadi anlat artık ya. Ben o gün seni o erkek arkadaş adayından, o hırtadan ayırdım. Neden? Çünkü onun seni gerçekten sevip sevmediğini test etmek istemiştim. Ya, ya ama eğer bana kırıldıysa... çok özür dilerim Yeter. Lütfen beni affet Yeter. Lütfen, lütfen, lütfen. Tamam, bu kadar çabaya seni affedeceğim kuzuş. Sonuçta haklısın. Eğer beni seviyor olsaydı seni tercih etmezdi. Yani. Eğer seni tercih ettiğine göre beni de sevmiyordu. Ama... tamam kuzuş, seninle barışabilirim. Hala. Yine arkadaşım. Hadi o zaman kız kıza dedikodu.
saati. Nime çabuk anlat. Bu Mustafa budur, ne sıkkımsa. Kim o? Eşkaller, GBT. Nerede oturuyor? Anası babası ne iş yapıyor? Adres, adres. Başka bir kolejden bizim okula geldi. Evet, güzel. Aşırı derecede serseri ve aşırı derecede yakışıklı. Şurada basket posatısının altında duruyor. Ya bir şey söyleyeceğim. Derler ki kızlar babalarına benzeyen erkekleri seçerlermiş ama Mustafa ile İbrahim amcanın hiç alakası yok. İbrahim amca çok çirkin. Evet, İbrahim amca çok fena. Aa, kızlar, bence yanılıyorsunuz çünkü... Hayır. İbrahim amca bence oldukça karizmatik ve hoş biri. Aa, yok artık. Bence benim babam bayağı, hatta bayağı çirkin. Hepiniz toksiksiniz. Denyolar sürüsü. Denyo, denyo, denyo. Hadi tamam, hadi dersiniz artık ya. Ders saati geldi. Gidin, ben birazdan geleceğim, okey? Tamam mı? Anılarımız, babalarımız derslerimize odaklanın diye para veriyor. Oğlanlarla takılmayın yani. Onlarla vakit harcamayın. Dersler, hadi bakalım. 11'ci! Dövüşmeyin oğlum kendi aranızda. Lan! Arkadaşının ağırtına vurma. Kızlar, siz hadi bakayım derse. Hadi. Ne bakayım? Ne bakayım? Dersen, hadi. Sen öğrenci misin oğlum burada? Hayır. Ne bekliyorsun okulunu burada? Ha? Ben sana... O sakalları kes! Seni görmeyeceğim bir daha burada. Terbiyesiz. Kızım, senin bu dersin boş. Bahçede oturun, uslu uslu takalım, tamam mı? Tamam hocam. Teşekkürler. Pardon hoca bey. Ders boş dediniz, yanlış mı duydum? Evet. Ya analarımız, babalarımız eşek yüküyle para veriyor bu koleje. Yani dersin boş geçmesi biraz ayıp olmuyor mu hocam? Öğretmen gelecek ya. Bu haftalık böyle oldu kızım. Öyle mi? Ne bileyim yani. Eğer analarımız, babalarımız okul ücretini bir hafta geciktirse hemen haşırt diye ekstra ücret geçiriyorsunuz. Faiz falan işletiyorsunuz. Yani pandemide de kapalı olduğu sürece parayı geri vermediniz. Bir de KDV'yi ödediniz. Sen... Hangi şubedesin bakayım kızım ya, ha? Böyle hocaya pabuç gibi dilinle cevap veriyorsun. Hocam, benim ikinci göbekten kuzenim. Manisa'dan geliyor. Misafir olarak geldi. Ha öyle mi? Evet. Benim neden haberim yok acaba? Vallahi bilemiyorum hocam. Eğer işinize odaklansaydınız, işinizin başında olsaydınız bence bilebilirdiniz ama... hatırladım. Tamam, hatırladım. Evet, evet. Yalnız senin bu tavrını da not aldım Ecenaz. Veline söyleyeceğim. Gözüm üstünde. Evladım! Arkadaşınızı dördüncü kattan atmayın lan, fenomen olacağım diye. İn aşağı. Geliyor. Gel. Ecenaz, sana ayrılan sürenin sonuna geldik Ecenaz. Sen ve göbeğin gidiyorsunuz. Hadi Mustafa geliyor. Tamam, buraya gelmeyeceksin. Tamam, ben biraz Mustafa ile yalnız kalmam lazım. Gitmesem? Hayır, gideceksin. Çünkü geliyor ve ben onunla baş başa kalmam lazım. Hadi Ecenaz. Ya yeter! Ama ben yani yabancı bir okuldayım. Bir günlüğe geldim, hiç kimseyi tanımıyorum. Ürkerim, korkarım. Beni burada tek başına bırakacaksın kuzeş. Tamam, o zaman buraya otur kuzeş. Ama hiç konuşmayacağına söz veriyorsun. Biz Mustafa ile ilişkimizi yaşayacağız, tamam mı? Burada romantik anlar geçebilir yani. Sakın konuş. Tamam. Sakın, ağzını sakın açmıyorsun, tamam mı? Merhaba. Selam Yeter, ne haber? Akşam okuldan sonra planın ne? Derslerine odaklanıp 30 yaşına kadar erkeklerle görüşmemek planı. Teşekkürler. Sen susar mısın Ecenaz'cığım? Ben konuşacağım. Sen niye karışıyorsun ya? Mustafa'cığım hiçbir planım yok. Harika o zaman. Akşam bize gelsene yani. Annemler falan da yok. Film falan izleriz. Irz düşmanı. Nasıl? Irz düşmanı filmi. Kuhenlerin Irz Düşmanı 1, Irz Düşmanı 2. Hiç duymadınız mı ya? Ben hiç öyle bir film duymadım. Senin film izlediğin sitelerde yoktur tabii bu film. Nasıl? Git duvara asıl. Şaka, şaka. Bu nasıl kız ya? Manisa'dan geliyor. İkinci göbekten kuzenim yani. Biraz tuhaf değil mi? Hmm. Eli biraz ağır herhalde. Biz gidelim bence Mustafa. Hayır, hiçbir yere gidemezsiniz. Niye? Tamam mı? Neden? Hiçbir yere gidemezsin. Mesela akşam da asla bir yere gidemezsin. Neden gidemiyorsun? Yani İbrahim amcamın buna izin vereceğini mi düşünüyorsun Yeter? Ecenaz, ben babama Nimet'le ders çalışacağım diyeceğim. Anladın mı? Wow! İbrahim amcam gibi zeki birini ben eğer tanıyorsam asla buna kanmaz. Onu kaç kere böyle kandırdım biliyor musun? Öyle bir yutuyor ki.
öyle bir yatıyor ki. Nimet'le dersler diyorum, bitti. Ya hey! Ne bağırıyorsun ya? Mesir macunu. Ne yapıyorsun? Bir şey mi yaktı canına? Ne oldu ya? Evet, bir şey canımı yaktım. Gitme, buraya da kal. Becan Azim, niye böyle yapıyorsun? Ben Mustafa ile baş başa kalacağım. Lütfen. Ya şey oldu, yatağa şey oldu. Kaysana şuna ya. Yatağa. Ecan Azim, tam olarak neyin var? Şey, canım acıyor. Neresi acıyor mesela? Ya bazı, gibi mi? Ya bazı günler olur ya. Hangi bazı günler Ecan Azim? Zor durumdayım. Aa, sen şeyden mi anlıyorsun? Şeyden, o şeylerden. Arama söyledim ama anlardım. Sancılısın değil mi? Sancılısın. Mustafa, ben anladım neye ihtiyacı olduğunu. Şimdi ben gideyim tamam mı? Bir tane çikolata getireceğim. Ondan sonra bir tane daha herkes çalacağım. Hemen geleceğim. Beni burada bekle tamam mı? Tamam. Ecaz, ben hemen yetişeceğim. Görüşürüz sana. Yeter. Sağ ol. Sağ ol. Gel bakalım Mustafa kardeş. Mustafa, bak oğlum. Yeter var ya, Yeter kim biliyor musun? Benim kuzenim. Çok kıymetliyim şuramdan. Eğer bir daha oğlum seni var ya, onun yanında yöresinde görecek olursam Mustafa. Seni ufalarım oğlum. Anladın mı lan? Anladım ya. Tamam. Allah Allah. Ufalama beni. Tamam. Kesinlikle bir daha etrafımda dolaşmam. Yürü gitme lan. Yürü git. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Geçemez. Hocam. Sen az önce burada Mısdağ arkadaşını mı tartaklıyordun? Hayır hocam. Ne alakası var ya? Tartaklıyordun, tartaklıyordun. Bunu da bir kenara yazdım. Seni veline söyleyeceğim. Sen hala burada mısın? Çıkart mı çiğniyorsun? Ağzından o çıkartı çıkar, terbiyesiz çocuk. Ama velime söyleyecekmiş. Selamla söyle. Bacak. Sen sabır ver ya. Etkilendim. Ha? Ki beni etkilemek çok zordur. Seminden beri seni şuradan izliyordum. Sen kimsin ya? Ben Fikri, okulun psikopatıyım. Sen de yeni sevgilim olmalısın. Oğlum yürü git, benim asabımı bozma bak ha. En çok da bu atarlı haline bayıldım. Benim sevdiğim kız böyle olmalı. Malı. Hem işveli cilveli hem de atarlı olmalı. Eğer benimle çıkarsan o Mustafa'yı kuzeninin yanından uzak tutarım. Tutar. Nim Bahadır. Bahadır. Evet. Evet yenge. Fikri abim ne diyorsa odur. Mustafa'yı kuzeninden uzak tutarız. Sağ ol karikatür kardeş. Ben kendi işimi kendim hallettim. Bu Fikri abine söyle, benim ona asla ve kata ihtiyacım olmayacak, olmaz, olamaz. Ecan Az. Ne var, ha? Ecan Az, sen ne yaptın? Mustafa bana her şeyi anlattı. Resmen onu tehdit etmişsin. İlişkimizi bozmaya çalışmışsın. Sen kıskanç bir çiyansın Ecan Az. Ve bu hiç doğru değil. Bizi ayıramayacaksın. Neyse, yürü bebeğim. Biz gidelim. Medeni ana, tamam. Ulan! 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 Ben bakmayayım, bakmayayım, bakmayayım. Aşkım. Az önce burada sevgiline neler söylediler? Neler yaptılar? Hiçbir şey yapmayacak mısın tantika? Üf ya. Uf ya. Bu cilveli haline bak. Biz Mustafa'yı sonra hallederiz. Önce şu gönül işimizi halledelim. Aa, yok. Önce Mustafa.
halledelim. Hadi gidin dövün. Bahadır. Bahadır, evet. Sen git Mustafa'yı hallet. Hallet. Sen? Sen de yanıma sokul bebeğim. Ya abi, okulun bahçesinde. Yani ben, ben utanırım. Utanma canım, biz bizeyiz. Ne olacak yani? Kimse yok. Fikri, ben utanırım. Utanma, baş başayız. Ne olacak canım? Oğlum, elini kolunu çekme. Utanırım. Ya utanma, biz baş başayız. Kimse... Utanırım ulan hayır! Acı sarak seviyor, en sevdiğim. Çok hoşuma gitti, bir daha vurur. Defol git lan. Lan! Az önce arkamdan bacak diye bağıran sen miydin terbiyesiz? Oğlum bak, seni yazdım. Ve sen Ece Naz. Efendim hocam? Ders çalışman gereken yerde tutup bahçenin ortasında fingirdeşiyor musun kızım? Ya hocam, beni bir sal artık ya. Başçavuş eşeği gibi sabahtan beri bir oraya bir buraya yürüyorsun. Başka bir şey yaptığın yok be adam. Bak, bak, bak. Laflara bak, terbiyesize bak. Bunu da bir kenara yazdım. Seni veline söyleyeceğim. Evladım rahat dur orada. Sen o bacaklıyı boş ver. Ben onu hallederim. Tamam. Bir kere öpeyim mi? Ya Fikri, oğlum. Yavrum bak, anlıyorum. Ergenlik çok zor ama... bu kadar mı zor durumdasın ya? Bana da mı oğlum? Lan! Öp, öp. Sen kimsin Gülsü Bursu da? Hadi buyur. Ne yapıyorsun kızım böyle böyle? Deli misin sen? Kendi erkeğini öpüyor. Bizim ilişkimiz bitti kızım. Ben artık Ece Naz'la birlikteyim. Ben bitiremedim. Bitmez o. Bitiremedim. Bitmez. Manyak mı ya? Kızımız elit öğrencilerle okusun diye para verip yolladığımız koleje bak ya. Ne konuşuyorsun lan? Ne konuşuyorsun lan? Ama ben sen bebek! Bu tokat dedim şu an. Kaç yaşında kız? Ne gülüyorsun lan sen? Ama gurur hissediyor şu an. Fikriymiş ya. Al başına çal Fikri'yi. İstemiyorum. Hadi gidin. Ne? Vay be. Demek Burcu'yla dövüşecek kadar sevmiyormuşsun beni ha. Tamam, bitti bu iş. İyi o zaman. Madem sevgili değiliz, ben de Mustafa'yı rahat bırakırım. Senin saçını başına yolarım şıllık. Fikri benim, anladın mı? Zilli! Zilli! Fikri sadece benimsin, erkeğimsin, benimsin. Ece Naz! Yenge! Yenge, senin ne işin var burada? Ben çağırdım Ece Naz. Sana demiştim. Veliğine söylerim demiştim, değil mi? Turcu, hadi kızım sen git sınıfına git, hadi. Seninle sonra görüşeceğiz. Ece Naz, sen yeniden sevgili mi yaptın kendine? Bizimki sevgililik değil. Bizimki başka bir şey teyzeciğim. Nasıl bir şey? Delilik bizimki, delilik. Delilik olduğu konusunda hemfikiriz oğlum. Ama ben yengesi olarak buna izin vermiyorum, ayrılacaksınız. Hayır. Hayır yenge, asla Fikri'ne ayrılma. Ayrılmam. Olmaz çünkü benim ona çok ihtiyacım var. Hatta bizim ona ihtiyacımız var yenge. Fikri bizim burada sigortamız. Anlamıyorsun yenge. Ha, bunu devam ettirmek istiyorsun yani şu rezilliği. Evet. Tamam, iyi. Sen bir git bakayım oğlum. Git. Hadi git abi. Baskılara boyun eğmeye Cinas. Okay. Artık birbirimizin olduk. Asla bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Hadi git tamam hadi. Fikri, seni seviyorum, bunu bil, tamam mı? Fikri, anlaşmamızı unutma. Ben de. Bak, görüyorsunuz hala neler söylüyor Reyhan Hanım. Vallahi bu kızdan uğraşılmaz. Duyuyorsun değil mi Ece Naz? Efendim, bakın.
Ben bunca yıllık eğitim tecrübeme dayanarak size şunu söyleyebilirim ki... bu kızın öncelikle biraz terbiyeye ihtiyacı var. Bu kızın bir an önce büyüyüp, olgunlaşıp adam olması gerekir ama... maalesef onda bu kafa yok. Bu kızdan adam olmak... Reyhan Hanım. Merhaba hocam. Bu kızdan adam olmuş. Ben büyüyüp olgunlaşmak deyince sen bunu mu anladın? Bu sefer ne diyeceksin İbrahim? Aşkım ne diyeyim? Kızın hocaları bana bayılıyor. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele.